söyle. Ağam kurban olayım, yapma. Bunun sonu yok ki. Öldür beni ama yapma bunu, ne olur. Ne ölmesi ne kalması Sibel. Bundan sonra senin ayağına taş değse o taşı un ufak ederim ben. Korkma kız, korkma. Kendal! Oğlum Oliana, oğlum! Doktor dedi, benim oğluma gebeymiş. Kendal kim bu kadın? Kendal beni delirtme, kim bu kadın? Sen kimsin kadın? Bacım kurban olayım, yardım et. Söyle ağam bıraksın beni. Hem gel kocamı ayart, hamile kal. Sonra da bacım de. Senin sıfatından belli. Sırtı döşekten kalkmayan birisin sen. Ne olur bacım, benim bir suçum günahım yok ki. Suçu günahı yokmuş. Ağ karısı olacağım diye heves mi ettin ha? Kim bilir ne işveler ne cilveler etmişindir. Bana bak. O benim kocam, anladın mı? Onun çocuğunu taşıyorum ben. Duydun mu beni? Öyle sahte gözyaşı döküp durma. İçinden zil takıp oynuyorsun değil mi? Hem ağlarım hem giderim hesabı. Bana bak, ben sizin ciğerinizi bilirim, ciğerinizi. Sakın heveslenme, duydun mu beni, sakın. Bacım Allah'ı seversen. Bana bir daha bacım dersen senin saçını başını yolarım ha. Bu damın altında sana hayat yok. Eğer Kendal ağam illa da kalacak derse... Aldığın her nefesi sana zehir ederim. Duydun mu beni? Ne olur bacım. Kardeşim beni bekler. Bıraksın beni, söyle. Ana, sonunda benim de sağlıklı aslan gibi bir oğlum olacak ana. Gel sen benimle Daha bunu çok mu göreyim ana? Baran'ı yıllarca oğul bildim. Can dedim, kan dedim. Ama o ne yaptı? Sosyete gülüyle kızlarını gördü. Üzerime yürümeler, elimi tutmalar. Ne yapaydım ana ha? Kendal, her şeyin bir usulü, bir adabı vardır. Sen sokaktan bulduğun bir kadını oğlan doğrucuk diye... ...konağımıza, evimizin, ailemizin ortasına atamazsın. Ana. Sen gönül eğlendirdiğin bir kadını oğlan verecek diye getirip evimize mi soktun ha? Oğlumu aldıracaktı ana. Bir cana kıyacaktı. Benim oğluma kıyacaktı. İtler köpekler de doğuruyor. Oğlunla gurur duyacağın vakit oğluna değil anası kim diye bakarlar. Helali midir? Arıyla namusuyla gelip bir oğul mu vermiş derler. Oğlanın kıymeti kimin doğurduğundandır.
Al şimdi götür bunu buradan. Aldırsın mı yani çocuğu? Günahını da al ve git Kendal. Günahsız bir çocuğun vebalini ben taşımam. Beni, hatta bizi bu işin içine karıştırma. Madem bir halt karıştırdın, arkasında dur derim. Ama bu çatının altında değil. Soframın bereketini kaçırma Kendal. Bak sana son kez söyleyeyim. Al götür bunu, bir daha gözüm görmesin. Ama ana. Aması maması yok, ben diyeceğimi dedim. Hayır ana, hiç kusura kalma. Burada kalacak. Şans bir kez olsun benim yüzüme güldü. Bir kez. Ya sen benden torun istemeyin mi ana? Benim senden torunum var Kendal. Sakın. Ama sakın. Aklından geçen dili söylemesin. Yoksa ben öyle bir şey söylerim ki kimse altından kalkamaz. Bu ocak, bu duvarlar gümbür gümbür yıkılır. Sadece sen değil, hepimiz altında kalırız. Duyayım mı beni ha? Burada kalacak ana. Kendal nereye? Daha lafım bitmedi. Biraz hava alacağım. Sen de bir düşün bakalım ana. Oğluma bunu neden çok göreyim diye bir düşün hele. Siz annesiniz. Söyleyin bıraksın beni. Ne olur. Kardeşim orada beni bekliyor yapayalnız. Kendal'ın çocuğunu taşıdığın doğru mu? Doğru. Nasıl oldu bu iş? Zorladı beni. Vallahi bir suçum günahım yok. Zorla öyle mi? Tecavüz mü etti? Yok. Ama başka çarem yoktu. Kardeşim okuyor, o yüzden. Kadın namusu için yaşar, erkek namusu için ölür. Hangi çaresizlik bu kepazeliğe kılıf olur ki? Açlık mı? Öleydin acından. Kimsesizlik mi? Yukarıda Allah var. Kardeşin istikbali mi? Cahil kalaydı. Cahil ama gurur duyacağı bir ablası olurdu. Kardeşim bileyim mi o okusun diye ne ettiğini? O bunu kabul edeyim mi? Ha söylesene. Maşallah. Ev Kendal'ın kümesine döndü. Bu kadın nereden çıktı ya? Emine abla bir şey söylesene, niye susuyorsun? Bütün tepem attı, yemin ediyorum attı. Niye bakıyorsun Emine abla, bir şey söylesene. Özlem, senin geldiğin gün. O gün benim ne hissettiğimi anladın mı? Emine! Emine!